Selam, ben Siyazet Su. Arkadaşlar bu zamana kadar hep Naruto'nun iyi yanlarından bahsettik ve bunlara dair videolar yaptık. Ancak bu serinin kötü, hatta tam bir çöp olduğu yanları da yok değil. Bildiğiniz gibi Naruto'yu tekrar izliyorum ve bu süreçte fark ettiğim bazı büyük problemler var. İşte bu videoda Naruto'nun en kötü, en çöp yanlarından ve bunların nasıl düzeltilebileceğinden bahsedeceğim. Lütfen sonuna kadar izleyip benim değindiğim noktalara katılıp katılmadığınızı veya siz bu noktaları nasıl düzeltirdiniz yorumlara yazın. 1. Hint dizisi bakışmaları ve dövüşlerde çok fazla hikaye olması. Arkadaşlar Zabuza Ark'ı şu an tekrar izlerseniz size yemin ediyorum bir Hint dizisinden çok da bir farkı yok. Saatlerce süren bakışmalar, her bölüm bir önceki bölümün en az 5-10 saniye öncesiyle başlaması, dövüşlerin en can alıcı kısımlarına sokuşturulan ana hikaye veya flashback sahneleri, hatta bazen Oppenheimer izlercesine çaprazlama hikaye kurgusuyla, işte bu köprüdeki dövüşten bir iki sahne, bir Naruto'nun ormandaki koşusundan bir iki sahne, bir köy halkından bir iki sahne falan filan. Hani bir türlü akıcı bir dövüş izleyemiyoruz. Yani sürekli zırt pırt bir şeyler giriyor araya ve dövüş bölünüyor. Zabuza Ark'ını ilk kez izlediğimde daha 6. sınıfa falan giden bir çocuktum ve o zaman dünyevi işlerle bu kadar meşgul değildim. Ama şu anda büyüdük ve böyle uzun bir animeye belki de birçoğumuz yıllarımızı vererek izleyeceğiz. Ancak bir türlü o akıcılığı yakalayamıyoruz ve artık harcayacak o kadar da vaktimiz yok. Hani 20 dakikalık bir bölüm ama aslında 5 dakikada anlatılabilecek olaylar 20 dakikaya yayılmış. Yapın 5 dakikada geçin madem. Ve sadece Zabuza Ark'ta da değil, aynı şey Chunin Ark'ında ve sonrasında da devam ediyor. Tamam, anlıyorum çok uzun ve derin bir hikaye anlatılıyor ancak hikayeyi ve dövüşü biraz daha ayırabilsek çok daha iyi olurdu. Çünkü izleyici hikayeye bu kadar erkenden dalıp sıkılırken onu en çok eğlendirecek şey olan dövüş unsurunun seyir zevkini azaltıp animeyi izlemesi çekilmez bir hale getiriyor. Chunin Ark'ında da öyle. Sasuke ile Orochimaru'nun dövüşü sırasında 2-3 saniye Naruto giriyor, işte yılanın midesinde. 2-3 saniye Neji ve Lee giriyor. 2-3 saniye Ino ve Shikamaru giriyor. Ya tamam, hani mesela Naruto'nun yılanla işi bitip Sasuke'ye yardıma gelecek olmasından dolayı onu gösteriyor olabilirsiniz ama diğerleri ne alaka? Abi sahneler arasında bu kadar sık geçiş yapmayın ya. Oynat Sasuke vs Orochimaru'yu 3-5 dakika. Araya bir kere Naruto'yu geçir. Sonra tekrar Orochimaru ve Sasuke'ye dön. Tekrar Naruto'yu geçir ve gelsin yani. Arada 5 kere geçiş yapmana gerek yok. Diğer alakasız karakterleri en önemli yerde göstermene gerek yok kardeşim. Bırak sahne aksın. Ne biz izlerken ne de siz çizerken yorulun. 2. Karşılanmayan hype'lar. Konoha'nın en güçlü genini. Hyuga Neji. E ne oldu Neji'ye? Naruto gibi birine yenildi. Tamam, Neji için belki de dezavantajlı olduğu bir eşleşmeydi ama madem bu karakteri bu şekilde Naruto'nun felsefesini parlatmak amacıyla harcayacaktınız, neden bu kadar hype'ladınız ki? Ya da hype'ladınız iyi güzel. Hani şeyi anlıyorum, yazarlık anlamında Neji, Naruto'nun karakter gelişimi için aşması gereken bir engel, bir tümsek olarak tasarlandı. Çünkü Naruto'nun aştığı engel ne kadar yüksek olursa, izleyicideki etkisi ve duygusal yoğunluğu da o kadar yüksek olacak. Ama bahsettiğim nokta, Neji'nin bir engel olarak yüksekliği biraz balonumsu kaldı. Yani o ağırlığı çok hissedemedim. Ben olsam ne yapardım? Neji'yi Naruto ile karşılaştırana kadar sadece söylentilerle değil, aynı zamanda icraatleriyle de onun o altyapısını doldururdum. Sadece Hinata'ya karşı görebildik Neji'yi. Onun yerine birçok olay yaşatıp ne kadar güçlü olduğunu bastıra bastıra gösterip daha sonra Naruto ile karşılaştırabilirlerdi. Bu dediğim karşılanmayan hype olayını Shippuden'de biraz düzeltiyorlar. Mesela Akatsuki'deki her üye ballandıra ballandıra dehşet dolu anlatılıyor. Ve icraatlerle de görüyoruz. Hepsi yenilmeden önce birçok zorlu mücadele kazanmış oluyor. Hidan, Kakuzu, Deidara hepsi çok iyi altyapılarla ve efsanelerle anlatılıyordu. Ve hikayedeki sonlarına, yani ana karakterlerin gelişimi için harcanması gereken o noktaya gelene kadar da bu efsaneleri icraatleriyle desteklemeyi başardılar. Bu karakterler zamanında parlatıldı. Ama bu durum Naruto'da böyle işlenmiyor ve çok tat kaçırıyor diyebilirim. Aynı şeyi Zabuza ve diğer küçük villainlarda da görmek mümkün. 3. Villain aklama, evil villain eksikliği. Son videolarımda dile getirdiğim bir konu bu. Her villain'ın arkasında yaptığı tonlarca kötü şeye rağmen oturup bir de onun için ağlamamıza sebep olacak acı verici bir hikaye, haklı bulmamızı sağlayacak felsefi düşüncesi falan oluyor. Şimdi bu durumla ilgili diyeceklerimi zaten önceki videolarda da birazcık söyledim. Burada biraz daha farklı bir şeyden bahsedeceğim. Hatta Kishimoto geçen haftalarda yaptığı bir röportajda bu villain'ları neden böyle yazdığını anlatıyor. Röportajdaki tüm soru ve cevapları derlediğim bir videoda gelecek yakında kanala. Ondan haberdar olmak için abone olabilirsiniz.
Devam edeyim. Arkadaşlar sorun Evil Villain eksikliği. Her villain aklanmaya o kadar odaklanılmış ki seride Orochimaru dışında Evil, ki o da tam anlamıyla Evil değil, hatta sonradan iyiye döndü, villain yok. Evil villain eksikliği şu anlamda önemli. Günün sonunda her karaktere sempati beslemeye zorlanıyoruz. Mesela Nagato. Yaptıklarından sonra diyorsun ki tamam adam haklı. Ancak Eshiki öyle mi? İzlerken etimizle kemiğimizle sonuna kadar nefret ettiğimiz bir karakter oldu. Ve bunun bu kadar büyük bir sorun olma sebebi de bu zaten. Çünkü gerçek hayattan bu kadar ders verilen bir animede gerçek hayattaki gibi villainlar yok. Yani karşınıza çıkan her kötü insan, peyin gibi hayatınızı dağıtıp darma duman edip, sonra özür dileyip her şeyi toplayıp teslim olmayacak. Bazıları gerçekten Eshiki gibi, canı o an ne isterse onu yapıp sizi üzüp geçecek. Animenin de zaten sizi gerçek hayata hazırlama gibi bir iddiası da yok, bunu söyleyeyim. Ama Kishimoto bu villainları gerçek hayattan aldığını söylüyor ve gerçek hayat maalesef böyle değil. Ve böyle olsa bile animede hep tekrar tekrar aynı döngüyü izlemek de birazcık can sıkıyor açıkçası. Gelen her kötü karaktere önce yükseliyoruz. O diyoruz, bu çok güçlü, ortalığı tozu dumana kattı, wow. Sonra bizim karakterler zor zaman yaşıyor. Bir şekilde yenmeyi başarıyorlar ve kötü karakter tüm hasarı onarıp veya hatasını fark edip bir şekilde iyiye dönüyor. Bir iki tanesi tamam ama hepsi böyle olmamalıydı. 4. Zayıf kadın karakterler konusu. Bu kanalda daha önce kadın karakterlere kötü dediğim için bir feminizm linci yemiştim. Arkadaşlar siyah siyah, beyaz da beyazsa Naruto'daki kadın karakterlerde kötü yazılmış. Hani bu kadar net. Bunu ben yazmadım, bana da kızmayın. Bakınız Ino vs Sakura. Bu ikisi birbiriyle çocukluk arkadaşı ve birbirlerinin zor zamanında travmalarını atlatmaya bile yardımcı olabilecek kadar derin bir arkadaşlık ilişkisi geliştirmişler. Ancak 4-5 yaşındaki çocukların birbirlerine rakip olma ve arkadaşlıklarını bitirme sebebi sizce ne? Tabii ki de Sasuke'ye aşık olmaları. Yani seri boyunca iki kadın karakterin de motivasyonları, onları harekete geçiren, birbirlerini düşman eden şey bir erkek. Özellikle Ino'nun Chunin sınavındaki o ormanda Sakura'nın bu sebepten dolayı neredeyse ölümünü bile izleyecek olması beni çok ayar etmişti. Ve biraz da cringe açıkçası. Hani bu motivasyonu yakın arkadaşının ölümünü izlemek kadar güçlü bulmuyorum. Nasıl Naruto'nun amacı bir gün Hokage olmak, Sasuke'ninki abisini yenmek ise, Sakura'nınki de Sasuke ile birlikte olmak. Ama bu diğer ikisi kadar kuvvetli bir amaç değil, bir hayat amacı olamaz. Bu anlamda Sakura'nın seride büyük rol aldığı her zaman, bir bölümün ona ait olduğu her zaman motivasyonunun önemi bu sahneleri karşılayamadığı için öf abi geç şuraları falan oluyordum. Aynı şey Ino, Tenten, hatta Mizukage Mei için bile diyebilirim. Fena yazılmayan tek kadın karakter Tsunade, onun dışında hepsi seride binlerce harcadığımız dakikayı çok da karşılamıyor bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Gerçekten aranızda Sakura'nın motivasyonunun seride oynadığı o önemli rolü doldurabildiğini düşünüyor musunuz? Yani izlerken geçen saniyeleriniz size de bir kayıp gibi gelmiyor mu? Yorumlara yazın. Bu video buraya kadardı. Hep iyi taraflarından bahsettik ve objektif olmak gerekirse biraz da kötü yanlarından bahsedelim ki belki de benim videolarımla başlayacak olan insanlara biraz da bu seri hakkında daha iyi bir fikir veririm. Siz bu fikirlere katılıp katılmadığınızı ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlasından da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.